Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel yeşil bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz güzel. Oldukça gösterişli bir model. Özellikle yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şöyle ilmeklerimi başladım. Kısa bir ilmek. Bu modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Ben şimdi burada 20 tane ilmek hazırladım. Modelimize başlayalım. Modelimizin arka yüzündeyiz. Şu şekilde kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Bir tane ters, iki tane düz, iki ters, iki düz. Modelimizi böyle iki ters iki düz olarak lastik şeklinde başlayacağız. Ben 5-6 sıra o şekilde öreceğim. Daha sonra üzerine modeli kuracağız. Yani lastik değil. Bu model bu şekilde devam ediyor. 2 düz. Şimdi ilk sırayı beraber yapalım. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 1 düz, bir de kenar ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi ben birkaç sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, ben şöyle 6 sıra 1, 2 ters, 2 düz örerek tamamladım. Şimdi ara modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda yarım olduğu için bir kez doluyorum. Ve şu şekilde bakın sola doğru kesiyorum. İlmeklerimi yönünü değiştirmeden. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım için bu şekilde ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle ikisini bir alarak kesiyorum. İki kez doluyorum. Şimdi sola doğru ikisini bir kestim. Şöyle bir görüntümüz olacak. Sağa doğru ilmeklerin yerini değiştiriyorum önce ve ikisini bir örerek kesiyorum. Şu iki düzün arasına bak, denk gelecek şekilde iki tane doluyorum. Artırma yaptım. Tekrar sıradaki ikisini bir alarak kestim. Şimdi şu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şu şekilde ikisini bir kestim. Bir, iki tane doladım. İkisini bir kestim. Şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Siz isterseniz şu şekilde örebiliyorsanız buradan böyle ikisini bir örerek kesebilirsiniz. Ama ben o şekilde alamıyorum. Ben de bu şekilde ilmeklerin yönünü değiştirip daha sonra ikisini bir örüyorum. Bir, iki tane doladım. Ve sıradaki iki taneyi bu şekilde kestim. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Başta ve sonda yarım dilim olacak. Yalnız ben 20 ilmekle başlamıştım. Onu tekrar 22 ilmek yaptım. Yanlarda yarım denk gelsin diye. 22 ilmekle devam ediyorum şu anda. Bir kez doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Sıradaki şu doladığım ilmeği düz ördüm. İki tane tersimiz var. Bir, iki tane ters ördüm. Şu doladığımı düz ördüm. Şu iki dolamıştık ya, iki tane. İkinciyi şu şekilde aradan girerek, bakın. Şöyle girerek düz örüyorum. İkisini de düz örmüş oldum. İki tane arada tersimiz var. Ters örüyoruz. Şu artırmalarımızı şu şekilde birini ördüm. İkinciyi de şöyle arkadan, bakın şöyle yaparak ikinciyi de örüyorum. İkisini de düz ördüm. Sıradaki iki tanemiz ters. Artırmalarımız düz. Örerek devam edelim. İki ters ördüm. Şu artırmayı, birini bu şekilde ördüm. İkinci artırmayı da bu taraftan girerek yine düz ördüm. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu şekilde. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tersim var. Ters örüyorum. Şu iki tane düzümüz var. Bakın. İki tane düzümüzü önce arkadakini örüyorum. Daha sonra öndekini örüyorum. İlmeklerin yönünü değiştirmiş olduk. İki tane tersimiz var. Ördüm. Şu düze gelince arkadan aldım. İkinciyi ördüm önce. Daha sonra öndekini. Bu şekilde ilmeklerin yönünü değiştirmiş olduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. İki ters. Önce şu arkadakini, ikinciyi ördüm düz ilmekte, daha sonra öndekini. Şöyle ipimizi tellendirmeden alalım. İki tane ters yine. Bir, iki. Sıradaki iki düzün önce arkadakini ördüm. Bu şekilde, daha sonra şu öndekini örüyorum. İki tane ters ördüm. Düz ilmeğin önce arkadakini örüyorum. Daha sonra öndekini. Kenarda bir tane tersimiz var. Bir de kenar ilmeğimiz var. Bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümüz var. Daha sonra ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. İki ters, iki düz. İki tane düzüm var. İki tane ters. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi. İki ters, kenarda bir düzüm vardı, bir de kenar ilmeğim. Şu şekilde, bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modeli kaydıracağız. Şimdi şu ortalarda aynı işlemi yapacağız. Şu kenarlara doğru keseceğiz. Ortalarda artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu tersle düzün yönünü değiştireceğim. Bakın bu şekilde. Önce tersi aldım. Sonra düzü onun önüne getirdim. İkisini bir örerek kestim. İp iki kez doladım ipimi. Sıradakini, ikisini bir örerek kestim. Şunların yönünü değiştirdim.
İkisini bir ördüm ve kestim. Bir, iki kez doladım. Sıradaki iki taneyi kestim. Burada yönünü değiştiriyorum. Düzü öne aldım. İkisini bir kestim. İki kez doladım. Bu şekilde ikisini bir kestim. Yine ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini bir kestim. Bir, iki doladım. Sıradaki iki ilmeği bir ördüm ve kestim. Bakın şöyle bir model oluşuyor. Sıradakini hemen yönünü değiştiriyorum iki ilmeğin ve ikisini bir ördüm, kestim. İki kez doladım. Bunu da bu şekilde yine kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimiz var. Ördüm. Şu doladıklarımızı düz örüyorduk. Bir, ikinciyi de şu şekilde. İki tane düz ördüm doladıklarımızı. İki tane tersimiz var. İlmeklerimiz hep iki ters, iki düzden oluşuyor. İki tane düz. Şu şekilde örüyorum ama bakın. Aradan girdim ve düz olarak ördüm. Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum. İki tane tersim var. Şu doladıklarımı düz örüyorum. İki ters. İki düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu sırayı da tamamladık. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümüz var. Ördüm. İki tane ters ördüm. Şimdi burada yine İlmeklerin yönünü değiştiriyorum. Şu iki düze geldiği zaman alt sırada bakın şurada sola doğru çevirmiştim ilmekleri. Hani önce arkadakini örmüştüm, daha sonra öndekini. Burada da sola doğru çevirmiştik. Üste sağa doğru yönlerini değiştirmem gerekiyor. Şimdi şu düz iki ilmeğin yerlerini değiştirdim ve tek tek düz ördüm. İkisini de düz ördüm. İki tane tersim var. İki düzün yönünü değiştiriyorum ama bakın bu şekilde arkadan şu aldım. Bunu da önden aldım ve öne taktım. Düz ördüm. Bir, ikisini de düz ördüm. İki tane tersimiz var. İki ters ördüm. Sıradaki düze gelince şöyle ilmeklerin yerini değiştirdim. Ve düz ördüm. İki ters. Kenarda bir tane düzüm var. Bir de kenar ilmeğim var. Bu şekilde kurduk arkadaşlar modelimizi. Şimdi arada tekrar şöyle bir lastik öreceğiz. Aynı devam ediyor. Şöyle arka yüzden tersimizi ters, düzümüzü düz olarak öreceğiz. Bak burada iki tersim var. Kenar ilmekle iki düz, iki ters, iki düz, iki ters diye devam ediyor. O şekilde takip ederek öreceğiz. Şu aradaki lastik uzunluğunu şurayı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Eğer lastik koymak istemiyorsanız tekrar model kurabilirsiniz.
Birinci modeli kurduğumuz gibi, bakın şurada kurduğumuz gibi devam edilir. Ama araya da şöyle lastik koyarsanız yine yaptığımızın tekrarını yapacaksınız. Birinci model, ikinci model diye şöyle kaydırdık. Öyle devam edecek. Ben biraz ilerlemiş halini yapmıştım. Onu size göstereyim. Bence gayet güzel bir model. Bu renge de çok yakıştı. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben şöyle, bakın ilerlemiş hali böyle modelimizin. Ben sadece şu model kurulumunu ve altını gösterdim size. Bunu kenara bırakıyorum. Şu şekilde. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şurada dediğim gibi altta 6 sıra yapmıştım. 2 model kurulumundan sonra tekrar 6 sıra lastik yaptım. Diğer model kurulumuna geçtim. Altta yaptığımızın aynısını bu aralarda tekrarlıyoruz. Dediğim gibi şuradaki lastik sayısı, şu uzunluğu sizin zevkinize kalmış. İsterseniz hiç koymazsınız, direkt modelle devam edersiniz. İsterseniz daha uzatabilirsiniz, daha kısaltabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Şöyle modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz bir model. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Gayet bir zarif bir model. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.